Durulmamış. Ayakkabısı nerede? Bu tam sorgulanmamış. Bastonu yok. Onun üzerinde durulmamış. Çocuk tam olarak nerede yatıyor? Bunun üzerinde tam durulmamış. Genç baba araştırılmamış. Bununla ilgili Rukiye çapraz sorguya alınmamış. Yani birçok şey Nur Sultan'a sorulan sorularda çocuktan çok sağlıklı o dönemde sıcağı sıcağına çok daha farklı pedagojik yöntemlerle farklı bilgiler alınabilirdi. Bunlar yapılmamış. Olay yeri incelemede Rukiye'nin üzerinde bulunan barut izleri, swap izleri tam olarak sorgulanmamış. Olay yerinde sevgili izleyiciler bir bilirkişi atanmamış. O telefonun çekip çekmediği bilirkişi tarafından tayin edilmemiş. En azından şu an için bir bilirkişi gitse orada, biz gittik yani biz gazeteci olarak oraya gittik. Ben JASAT yetkililerinden, Sayın Komutan'dan onu da rica ediyorum. Zaten yapacaklardır, haddim değil ama yine de hatırlatmak istiyorum. Oraya gidip ya kaç tane GSM operatörü varsa, kaç tane telefon markası kaç tane var ki? O dönemin telefon markaları. 10 tane telefon markasıyla gidin. Ondan sonra kaç tane GSM operatörü var? 3 tane. 3 tane mi? 3 tane GSM operatörüyle gidin. Orada deneyin. O barakanın içinde telefon çekip çekmediğini siz de göreceksiniz. Yani çekmiyor orada. Rukiye gidip başka bir yerde telefonlarla arıyor yani. Telefonlar arandıktan sonra orada bir sürü düzenlemeler yapılıyor. Bir sürü şeyler oluyor. Didem yani. Hanımcığım, niye birkaç saat sonra, 2 saat, 1,5 saat, 2 saat sonra karakol arandı? Bir bunu açıklasın. Swap izini açıklasın. Üzerindeki kıyafeti niye kesti? Bunlar açıkladığı zaman zaten biz katile ulaşmış olacağız. Biz o kesikleri de şeylerden, delillerden biliyoruz. Rukiye'nin kıyafetlerinde kesikler evet. Var. Bazı yerlerde kesikler var yani. 3 ayrı yerde bilmem kaç çapında falan. Evet. Ha bir de şunu aklıma geldi az önce unutmuşum. Hı hı. Akşam Nur Sultan bir şey paylaşmış sayfasından. Durum yapmış. Ne yapmış? Bu gecenin yüzü hürmetine... Babamın katili kimse bulunsun. Tek isteğim bu diye. Kadir gecesinde. Tek isteğim babamın katili kimse bulunsun. Ah canım benim ya. O dolayısıyla o yüzden DNA istemiyor. Babanı Yılmaz Kılınç'ı babası olarak gördüğü için. Ama hani başka bir yere ait olmak istemiyor. Evet, aynen. Size ait olmak istiyor. Diyelim ki kardeşin çıkmadı, o kıza sahip çıkmalısınız. Şartlar ne olursa olsun. Bence de. O bunu hak ediyor. Evet. Bence de hak ediyor yani. Bence daha 4 yaşında bir zaten çocuk. Zaten çekeceği cezayı çekti o çocuk. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle yani. Başka 5 saat uzun bir zaman. Başka sorusu var mı dikkat yani bize anlatabileceğin? Yani tabii her şeyi şimdi jandarmada söyleme demiştir. Bize söyleyebileceğin varsa. Anlatmayacağım. Farklı bir şey yok Didem Hanım ya. Başka kimlerin ifadesini alacaklar biliyor musun? Vallahi baştan sona sil baştan başlayacağız dediler. O kadar umuydum. Eyvah. Sil baştan. İsim vermezler ona ya. Sil baştan. Fotoğraf İnşallah. Ali Beke'yi sil baştan tekrar Ali Beke'nin ifadesini alacaklar. Sil baştan İsmail Bacak'ın ifadesini alacaklar. Sil baştan Veli Bacak'ın ifadesini alacaklar. Bütün Bacak ailesinin sil baştan HTS kayıtlarıyla ifadesi alınacak. Bacak ailesi sessizliğe gömülmüşsünüz. Öyle görünüyor. Hiçbir telefonlara yanıt vermiyormuşsunuz. Özellikle bu Ali Beke'nin önceki hiçbir ifadeye teşrif etmediği için... Bu defa ben onun ifadesini esefle bekliyorum. Gerçekten bekliyorum. Yani niye vermiyorsun abi ya? Korktuğun bir şey yoksa niye vermiyorsun? Rukiye diyor aradım, o diyor aramadı bilmem. Yani HTS kayıtlarında ona aramamış. Hiç onunla konuşması yok, araması yok. Bir defa bacak kardeşler senin babanla, baban pazartesi günü hayatını kaybediyor 23'ünde. Evet. Evet. 22 Temmuz'da o kadar yoğun bir telefon trafiği var ki diyoruz kardeşim HTS var. Şimdi ben bunu anlatamadım HTS'nin ne olduğunu, jandarma anlatacak size. Belgelerle, bilgilerle gösterecek. Kolluk kuvvetimiz o zaman Sayın anlayacaksınız yani bu HTS ne inşallah. Demek, nerede ne yapıyor, bilmiyorum etmiyorum diyemezsin sonuçta en yetkili makamların. HTS, HTS bacak ailesi. Ve ne konuştunuz? Yani Yılmaz Kılıç'la o gün ne konuştunuz? Yoğun olarak ne konuştunuz? En son niye aradınız? Gidip gitmediğini mi kontrol ettiniz? Ne oldu? Şimdi Ömer Rukiye ile ilgili Ömer'in mesajları var. Çok enteresan. Onu birazdan sizlerle paylaşacağım. Şimdi Rukiye her seferinde o kadar kendisinden emindi ki 11 ay yattım benden ne istiyorsunuz? 11 ay yattım mahkeme her şey ortada demişti. O onlar gelsin bir ekranlarınıza lütfen. Bir haftada bize diyorsun ki kan vardı diyorsun çocuğu ya üzerine. Ya tamam da gördüm diyorum Nidem Hanım gördüm diyorum bak gördüm diyorum. O anda psikolojim bozulmuş demek ki ne. Her tarafı kan ve et parçası olarak gördüm. Yani peki. Bu kadar insanın üstüne gelinmez. Bu şans öbür tarafı niye araştırılmıyor? Burada tutulan şans niye salındı? Çocuğa... Adam siz ne yapıyorsunuz? Delili salıyorsunuz yani katili salıyorsunuz. Burada bir zavallının üstüne 10 kere sor,
bin kere sor. Aynı hamam aynı tas gibi. Eşini adam öldürüldü mü sen oradasın? Ben ne yapayım yani, ben burada yoksa ben bu çıldırıp çıkıp gitmemi mi istiyorsunuz? Ben burada kocamın katilini istiyorum. Ben de istiyorum bulunsun rahmetlinin. Vallahi kendisiyle de tanışmak istiyorum yani. Keşke hayatta olsaydı. Yani, keşke hayatta olsaydım, keşke hayatta olsaydım. Sen çocuğu adam yıkadın mı? Kumaran kopardı işte, keşke hayatta olsaydım, sen ben de istiyordum. Sen çocuğu, böyle, sen çocuğu yıkadın mı, banyo mu yaptırdın? Çocuğa ben, banyo yaptırdın mı sen orada? Yok. Gecenin bir yarısı nereye banyo yaptıracağım? Benim zaten şuurum bozulmuş, oturdum yerden kalkamadım, kıpırdanamadım. Nereye banyo gideceğim şimdi gecenin bir yarısı? Ay yok, ışık yok. Sonra her yer gecenin bir karanlığı, kimsesiz bir yerde. Bak, bu çocukta... kadar cahil mi ya? Devletin savcısı hükümü bu kadar düşüncemesiz mi? Allah aşkına çok gelmeye başladı. O adam nerede öldürüldü? Senin yanında öldürülmedi mi? Ya benim yanımda öldürüldüyse devletin bu ince ince delilleri var. Sonra nereden ateş edildiğini bilmiyorum ama bu kadar yani devletin hakkımı savcısı varsa duysun gayrı. Bu katilin 24 saat peşine düşsün. Ben o sandım, yiğrendim yani canıma kastet. Nasıl bir delil arıyor bu devletin hakkımı savcısı? Ben 6 ay yattım. Sen nasıl adamı öldürdün de bir senede çıktım, ben hayret ediyorum hala. Nereden biliyorsunuz öldürdüğünü? Öldürmediğime dair çıktım ben, hiç kusura kalma. Sen doğru, elinde doğru. Kendin gibi yaraladın, darbeler. Ben öldürmedim kocamı. Çünkü öldürseydim, beni öldürseydim devletin. O tarihte kalan insanların hepsini yanına bağlandıysan bu şekilde sayıklıyordun. Sen bir şeyler saçmalıyorsun, ben kocam öldürmeyeyim. Hiç dinleyemiyorum, dinleyemiyorum. Hanımefendi siz... Bu bayan saçmalıyor, hayır reddediyorum. Bu bayan duran senin arkadaşın olabilir. Bir ara, ya hayır cezaevinde senin arkadaşın. Saçmalıyor bu kadın. Bir ara cezaevinde sürgüne gönderilmişsin. Yemin ederim bu kadın, yemin ederim bu kadın. Bu kadın saçmalıyor, hayır. Hatta ben devletin hakkımın karşısına çıktım. Benim var. Sana çift kırma tüfeğim olmadı. Var. Bir tek kıra var, bir iki çift Rukiye'nin olabilir. Rukiye'nin hangi dediği doğru var değil mi? Var bunda silah. Ne zaman gördün mü, size mi getirdi ya silah? Ya bize getirdi silahın biri zaten, biri çift kırmıyordun, biri tek kırmıyordun. Nidem Hanım niye kararıyor, niye ört bastır ediyor? İki silah geldi size. İki silah gördüm Murat'ın ben. İki silahını gördün. Evet. Tamamen yalan ablacığım. Benim hiçbir zaman çift kırma tüfeğim olmadı. Hayır, ben hiçbir zaman için beni saf zavallı görme. Kocamın katili kimi sen söylüyorsun? Bunun sonuna... Sensin o. Ben kocamın katili sensin, ben. Konuşma, ben sensin olsam o. Devletin savcısının hakkımının karşısına çıktım. Konuşma, sensin o. Öldürüp de niye benim üstüme atıyorsunuz bu olayı? Sen yaptın onu, başkası yapmadı. Hayır. Konuşma fazla. Kitap okuyor çocuk, cinayet romanı okuyor. Evet, diyor. Onu bana eve geldiğinde de söyledi. Anne dedi, cinayet nasıl şuur olur, nasıl olur? Babam nasıl öldürüldüğünü ileri dönüp okudum dedi bak çocuk. Ben de dedim ki, kızım bunları niye okuyorsun? Psikolojin bozulur. Kim öldürdü peki dedim. Ana dedi, sene... Sen dedi, he kızım dedim. Tamam. Dedi, buymuş dedi işte. Sonuçta dedi. Evet. Seni ne, sen mi dedi, hakim işte. Karşısından çıkmışsın dedi. Seni kim tutuklayacak dedi. Rukiye tek başına vurmuş babamı, tek başına. Kimse de yok bunun yanında. Ama silah tabi temin eden birisi var. Ama bu silahı babama aldırdı. Ama bir dostu var. Oğlum silah, bir şey silah varsa ondan aldı. Silah ortada olur. Bu kadar cahil yok. Hakimi sadece kandıramazsın. Rukiye tek başına, tek başına Rukiye. Bu bitti. Bu bitti. Bende bu hiç olay çözüldü. Hiç kusura kalma, bunu bulacağım. Bu cezayı çatır çatır bende çatır olay, ödeyeceksin. Cezayı çakacağım ama belli. Bir kana geceliği uyku semesinde ve Ramazan ayının içinde kastetmen ne deli çıkacak. Seni o deliğe hiçbir daha çıkmamakla tıktıracağım seni o deliğe. Bunu çıkartacağım sana. Sana bunu çıkartacağım. Sen bir daha burada o deliğe çıkamayacaksın yok. Biliyor musun? Ben seni tıkacağım o deliğe, bir daha çıkamayacaksın o deliğe. Geri kadın zannettin ama bana yanın karşına bir gerçek çıktı. Rukiye nasıldı? Gönlümüzü sağlam ben. Sadece burada katili bulacağız. Sizin de sorunuz çocuğumuz var. 11 ayda içeride yatırdılar. Dayanamıyorum. Yarama dayanamıyorum. Nasıl yani üstüne bir kan sıçramıyor? Nasıl haberin olmuyor? Silah gecenin yankısında çok ses çıkarır. Tabii. Ama yine yan yanasında nasıl ses çıkmıyor? Yan yana, nasıl duymuyorsun? Diyor yan yana. Anam bacı ben yatmadım zaten. Kocam ölmeden önce de yatmadım. Öldükten sonra hiç yatmadım. Sabah oldu ben orada. Ben sabaha kadar nöbet tuttum kocamın cenazesinin başında. Saat 12'ye kadar, 12.30'a kadar ben nöbet tuttum. Bu yalanı söyleyeceksen, düzgün söyle. Söylemeyeceksen benim delilimi dağıtmaya çalışma. Ben şu an hayır. Kocamın kanını içen katili arıyorum şu an gerçek. İnşallah dilerim Rabbime Didem Hanım önce Allah sonra Didem Hanım'ın sayesinde ortalık canlanır. İnşallah. İnşallah suçlu ona, ona inandım cezasını sonsuz. Çeker. Ona inandım sonsuz. Bak işte. Ben suçu işlesem devletin hakimine, savcısına anlatabilirdim. Senin burada çözmene gerek yoktu. Devletin hakimi, savcısı okul okumuştu. Katil o kadar iyi bir insan ki. Bak evet. Katil ne kadar iyi bir insan. Şimdi katil Yılmaz Hoca'yı katil vuruyor. Katil sağa sola süründürmek için babasını katil vuruyor, Yılmaz kaçıyor. Hoca'yı vuruyor.
Ama çocuğa gelmemesi için bir mücadele veriyor. Helal olsun. Işte, koca. Bak katil o kadar iyi bir insan ki. Senin dışarıda gidip tuvaletini yaptığın sırada vuruyor. Katil sana da bir şey olsun istemiyor. Evet. Ben bak, ne iyi bir katil. Ne kadar beyin yaptı. Tanısam ben sıkışacağım. Çocuğa kurşunu sıçratmıyor. Ne kadar bir zekası güzel çalışmış. Bir yerlerde darbeyi vere vermiş ki kursuna gitmiş bu katil. Seni katil. Murat yaptıysa seni dağda götürüp sana zorla sahip olup seni o anda öldürebilirdi. Niye yapmadı? Demek ki Cenab-ı Allah'ın verdiği can bitmemiş. Benim daha ya bir elinde silah bir elinde bıçak vardı. Niye sen o zaman öldürmedin? Belki de öldüreceydin. Versin Sülükka hakimine, savcına, kuruluşuna sesleniyorum. Katilimi bulsun. Bana katil. Kocamın kanını içen katili bulsun bana.